Merhabalar, ben Murat. Bugün sizlere telefonunuzu bilgisayarınızda nasıl webcam olarak kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Fakat bundan önce kanalımda sizin işinize yarayabilecek, genellikle bilgisayar hakkında bilgiler, belki yaşamış olduğunuz sorunların çözümleri ve de belki almak istediğiniz fakat YouTube'da fazla anlatılmamış ürün incelemeleri bulunuyor ve bulunmaya da devam edecek. Her cuma ve pazartesi akşam saat 5'te video yüklüyorum. Umarım bu videolar size yardımcı olur. Eğer bu videolar size yardımcı oluyorsa daha fazlası için beni beğenileriniz ve güzel yorumlarınız ile motive edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim ziline tıklayıp tümünü seçerseniz yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayarınızda webcam olarak kullanabilmek için bir programa ihtiyacımız var. İsmi DroidCam. Bu programı hem Google Play üzerinden Android telefonunuza hem de bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Önce bilgisayar versiyonunu göstereyim. İnternet tarayıcınızın arama yerine DroidCam yazıyorsunuz. Daha sonra burada çıkan ilk siteye giriyorsunuz. Daha sonra buradan Windows için gerekli programı indirebilirsiniz. Bu arada bu sitenin açıklamada linki olacak. Şimdi sıra Google Play üzerinden DroidCam uygulamasını indirmek var. Play Store'daki arama yerine DroidCam yazıyoruz ve buradaki ilk uygulamayı indiriyoruz. İndirdikten sonra yapacağımız bir şey var. Bu da telefonunuzun ayarlar kısmına gelip ben de genel kısmında sizde nerede bilmiyorum. Yüksek ihtimal ayarlardan en aşağı kaydırdığınız zaman telefon hakkında kısmına gireceksiniz. Bizim geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklamasını açmamız gerekiyor. Bu sebeple buradan yazılım bilgileri kısmına geliyorsunuz ve buradan yapım numarasına 8-9 kere tıklıyorsunuz ve burada siz artık bir geliştiricisiniz yazdıktan sonra ayarlarınıza geri gelip geliştirici seçeneklerini açmış oluyorsunuz. Buradan da telefonunuzda herhangi bir USB takılı değilken bu seçeneği aktif edip deaktif edemezsiniz. Bu sebeple eğer USB takılıysa onu çıkarın. Daha sonra USB hata ayıklamaya basıp ve bu sayede bu programı kullanabileceğiz. Şimdi telefondan DroidCam uygulamasını açıyoruz ve bilgisayardan da DroidCam uygulamasını açıyoruz. Şimdi bunun iki yöntemi var. İsterseniz Wi-Fi üzerinden kameranıza bağlanabilirsiniz. İsterseniz gördüğünüz gibi buradan USB üzerinden bağlanabilirsiniz. Eğer USB üzerinden bağlanmak istiyorsanız demin yaptığım gibi USB hata ayıklamasını açmak zorundasınız. Yoksa çalışmaz program. Ben şu anda bilgisayarla telefon arasında veri sağlayan kabloyu taktım. Ve buradan şuradaki refresh butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. LG D855. Bu arada bu programdan ses olarak yani telefonunuzdaki mikrofonunuzu da bilgisayarınızdan mikrofon olarak da tanıtabilirsiniz. Öyle bir seçenek de var. Şimdi start'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi telefonumun ön kamerasından direkt çekim yapmaya başladı. Sizde yüksek ihtimal arka kameradan başlayacaktır. Arka kameradan başlarsa şöyle bir şey yapacaksınız. Telefonunuzun burada DroidCam ayarlarına gireceksiniz. Sağ üstte 3 noktaya tıklayıp settings'e gireceksiniz. Ve buradan kamera kısmını, gördüğünüz şu kamera kısmına basıp sizde burada back ve front olacaktır. Hangisi seçiliyse öteki yapın. Eğer arka kameradaysa ön kameraya geçirecek, ön kameradaysa arka kameraya geçirecek. Ve şarjınızın da bu açıkken hemen bitmesini istemiyorsanız şuradaki butona tıklayabilirsiniz. Şu anda gösterdiğim butona. Tıkladığınız zaman ekranınız kapanacaktır ve böylece aşırı şarj yemeyecektir. Şimdi Wi-Fi kısmını göstereyim. Wi-Fi kısmına geldiğim zaman direkt bağlanabiliyorum. Herhangi bir şey yapmama gerek yok. Ama telefonunuzun da aynı şekilde Wi-Fi ile bağlı olması gerekiyor. Yani aynı ağın üzerinde olmanız gerekiyor. Yoksa çalıştıramazsınız programı. Start'a bastım. Gördüğünüz gibi ekranım geldi. Fakat Wi-Fi ile bağlanmada şöyle bir sıkıntı oluyor. Gördüğünüz gibi arada FPS kayıpları olabiliyor. Bağlanma sorunları olabiliyor. O yüzden en stabil ve düzgünü USB. Son olarak bir de mikrofon olarak nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Aynı şekilde USB'den de mikrofon olarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız hatta sadece mikrofon olarak kullanmak istiyorsanız yine USB'mi taktım. Bilgisayardaki programdan sadece audio kısmını seçip video kısmını kapatacağım. Eğer webcam'le beraber sesinizin de gelmesini isterseniz bunların ikisini de açabilirsiniz. Ben şu anda sadece audio kısmını açacağım. Burayı yapmayı unutmayın. Burayı yapmazsanız şuraya gelmiyor. Buraya tanıtmanız lazım telefonunuzu. Onun için de buraya tıklıyoruz. Ve benim telefonum geldi. Eğer sizde burada telefon gelmiyorsa dediğim gibi USB hata ayıklamasını açmamışsınızdır demektir. Eğer açarsanız gelecek. Start'a bastım. Şu anda bilgisayarımda mikrofonum olarak kullanabileceğim. Sağ tıklayıp ses efekti kısmına geliyorum. Ve buradan kayıt kısmına geleceğim. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha mikrofon var. Bu benim mikrofonum. Bu da DroidCam'in virtual audio mikrofonu.
Fakat bu aşırı kaliteli bir mikrofon deneyimi sunmayacaktır yüksek ihtimal size. Fakat kötü bir mikrofon kalitesi de sunmayacaktır. Böylelikle telefonunuzu mikrofon artı webcam olarak da kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.